Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yağ güvenliğinin nöbetçisiyiz kampanyasıyla trafikte yağ önceliğine dikkat çekmek için Trabzon Caddesi'nde etkinlik düzenlendi. Işıksız yaya geçitlerinde, yani şurada gördüğünüz burada bir trafik ışığı yoktur. Yatay olarak çizilmiş ve dikey olarak levhalandırılmış yaya geçidi. Buna kontrolsüz yaya geçidi diyoruz. Bu yaya geçitlerinde öncelik yayanındır. Yayalarımız buradan karşıya geçmek istediklerinde sürücülerimiz yol vermek zorundadır. Yol vermeyenin cezai müeyyidesi vardır. Ancak ışıklı yaya geçitlerinde, yani bir trafik ışığı varsa, bu trafik ışığında hem araçlara hem de yayalara dönük olarak çift taraflı olarak uyarı işaretleri, ışıkları yanıyorsa, özellikle yayalar için insan figürü şeklinde kırmızı ve yeşil ışıklar yanıyorsa, bu ışıklı yaya geçitlerinde yayalarımız bu ışıklara uymak zorundadır. Işıklı yaya geçitlerinde yayaların önceliği yoktur. Yayalarımızın önceliği ışık olmayan yaya geçitlerinde geçerlidir. Buradan tüm yayalarımıza, Kahramanmaraşlı hemşerilerimize tekrar hatırlatıyorum. Işıklı yaya geçitlerine geldiklerinde ışığa göre davransınlar. Araçlara yeşil ışık yanıyorsa yayalar araçlara yol versin. Yayalara yeşil ışık yandığında araçlar yayalara yol verecek ve yayalar geçişini tamamlayacak. Bunda bir anlaşılmayan husus vardı veya karıştırılıyordu vatandaşlarımız tarafından. Sizlerin aracılığınızla bunu da netleştirmiş olalım. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da hazır bulunduğu nöbette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce, Jandarma Komutanları, Kaymakamlar, Okul Müdürleri ve Okul Geçidi Görevliler katıldı. Tüm Türkiye genelinde ve Kahramanmaraş'ta tekrar yaya güvenliğini ön plana çıkarır, trafik farkındalığını ön çıkarır bir programı başlattık. Biliyorsunuz 2019 yılı öncelik yayanın, öncelik hayatın parolasıyla yola çıktık. Bugün de yaya geçitlerinin bekçisiyiz. Türkiye genelinde yıl boyunca toplam trafik ölümlü trafik kazamız 6600 küsur vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetmekte. Bu kazaların içerisinde yayaların 1486 tanesi yaya ölümleriyle sonuçlanmakta. Bu da arkadaşlar %22'ye tekabül ediyor kazaları. Yayaların ölüm oranı. Bu oranı düşürtmek amacıyla tüm yıl boyunca bu öncelik hayatın, öncelik yayanın parolasıyla trafik, Türkiye genelinde trafik tedbirlerini artırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tabii şehrin güvenlik, trafik güvenliği açısından önemli unsurlardan biri de yaya güvenliği. Biz tabii yurt dışına gitmiş gelen hemşerilerimiz, vatandaşlarımız her zaman şunu ifade eder, özellikle Avrupa, Batı ülkelerine. Orada yaya saygının çok yüksek düzeyde olduğunu ifade ederler. Bu çok önemli. Gerçekten bizim özellikle yayalara saygı konusunda sürücülerimizden, hemşerilerimizden beklentimiz daha yüksek. Bir başka daha önemlisi de okul önlerinde özellikle öğrencilerimizin geçitlerinde güvenlik çok önemli. Bazı ülkelerde okul servisi durduğunda trafik geçmesi yasak o şeritten. Böyle katı kurallar var. Biz bazen bakıp üzülüyoruz çünkü yayamıza yüksek korna sesi veya bağırma çağırmayla hareket eden sürücülerimizi görebiliyoruz. Bunlar tabii üzücü. Yaya her zaman önceliklidir ve hakkı vardır.